Arkadaşlar merhabalar bu videomda 13. hafta rehberliğinden bahsedeceğim yani bu hafta ne işleyeceğiz nasıl bir şeyler sizi bekliyor ondan bahsedeceğiz ama bahsetmeden önce geç kaldık ondan biraz bahsedeyim isterseniz ee, sebebini biraz biliyorsunuz çünkü biz geçtiğimiz pazar neredeydik Samsun Tüyap, kitap bu ve ya bu çok zevkliydi ya önce ondan bir kısaca bir bahsedeyim ya biz burada binlerce kişiye on binlerce kişiye falan sesleniyoruz buradan e, bütün herkese seslenirken çok büyük bir keyif alıyoruz ve e, sıcaklığınızı ben karşıdan hissediyorum. Kamera karşısına konuşsam bile o sıcaklığınızı karşıdan hissediyorum ama ya oraya gittik. E, orada kitap imzalamak, öğrencilerle sohbet etmek, birebir sohbet etmek ya oradaki ya buradaki yorumları orada tek ağızdan duymak ya da öğrencilerin ağzından duymak ve çok yoğun ilgiyi görmek gerçekten bizi çok mutlu etti. Oranın da ayrı bir zevki varmış. Buradan Samsun'daki bütün öğrencilerime selamlar. Gelenlere gelmeyenlere Keşke görüşsebilseydik gelmeyenlerle de. Gerçekten çok yoğun bir gündü. Ee, benim de çok hoşuma gitti. Hatta bir öğrencim çok sağ olsun. Yani ta köyünden kalkmış gelmiş ve fındık getirdi bize. Bir ikramda bulundu böyle. Ee, hediye çok güzel bir hediye gerçekten çok duygulandım. Buradan selam yolluyorum ve de yolluyorum. Herkese tabii ki ama e, torpilli olan da var tabii ki. <laughs> evet gençler. Valla ee, benim çok hoşuma gitti. Arada sizlerle böyle görüşmek istiyorum. Ee, Bursa olsun işte İzmir olsun Adana olsun bu tür yerlere e, elimden geldiğince yani ulaşım bakımından zor bir yerdeyim biliyorsunuz Zonguldak'tayım uçakla gidemiyorum maalesef otobüsle gidebileceğim yerlere gelmeye çalışacağım e, şimdiden sözünü de tam olarak vermeyeyim çok uzak yerlere e, söz veremem maalesef ama elimden geldiğince bu tür yerlere de katılmayı da düşünüyorum çünkü gerçekten orası da ayrı bir keyif yani öğrencilerle sohbet etmek falan filan yani ekran karşısında değil de yüz yüze gerçekten sizin, sizin yanınızda olduğumu da oralarda da hissettirmek istiyorum. İnşallah bir fuarda görüşürüz sizlerle de. Evet neyse. Şimdi gençler ne yapacağız? Bu hafta dikdörtgen ve kare. Evet on, kaçıncı hafta? 13. haftadayız gençler. 13. hafta dikdörtgen ve kare. Neyle karşı karşıya ka ka kalacaksınız? Ki pazartesinden itibaren izlemeye başladınız büyük ihtimalle. Dikdörtgenden iki video, kareden iki video. Çok rahat bir şekilde yaparsın. Şu, sen üçgende benzerliği biliyorsan alfabete benzerliği dikdörtgende ve eşlik biliyorsan karede de eşlik konusuyla alakalı çok sorularla karşılaşacaksın. Ve karede genelde zorlanılan tipteki sorulara böyle değindim. Dikdörtgende de e, üçgenle yapılabilen kısımlar zaten çoğunlukla karşımıza geliyor. Onlara değindim. E, yani buradaki konu anlatımındaki sorulara böyle... İyi haşır neşir olursanız kitaplardaki çoğu soruyu çok rahat bir şekilde hatta üniversite sınavında çıkacak soruyu kesinlikle yapabilirsiniz diyebilirim arkadaşlar. O yüzden buradaki konu anlatımına çok dikkat edin. Yani burada e, böyle çok basit özelliklerle ilgili olan sorulara çok fazla değinmedim. Çünkü ÖSYM biliyorsunuz özellikmiş bilmem neymiş çok fazla girmiyor. Hani girse de özellik vari şeylerden de bahsettik tabii ki. E, toplamda 4 videoyla karşı karşıya kalacaksınız bu hafta. E, üçgenleri iyi bilen özellikle benzerliği iyi bilen ve dörtgenler konusunda da özellikle paralel kenarı iyi bilen çünkü paralel kenarın özel bir halidir dikdörtgen paralel kenarı iyi bilen buradaki konuları çok rahat bir şekilde yapacaktır. Özellikle para alanla ilgili sorularda hani paralel kenardaki şu bizim 5 yıldızlı alan dediğimiz kısım falan vardı ya hani şöyle şu alan tüm alanın yarısı ya da bu alan tüm alanın dörtte biri gibi hikayeleri bilen e, arkadaşlarınız yine burada da aynı tip sorularla karşılaşacaksınız ama bu konunun asıl mantığı şu üçgenleri işin içine çok katarlar özellikle ve özellikle Alfa beta e benzerliğinden sorular karşımıza gelir ve bazen de çarpanlara ayırmayı da kullandırıcı sorular yani işin içerisine matematik katılıp da o şekildeki sorularla karşılaşabilirsiniz ÖSYM genelde bunu çok seviyor O yüzden bu dediklerime dikkat edin sizi çok fazla e, yormayacak bir hafta zevkli bir hafta e, önceki konularınızı yani iyi ise sıkıntı yok Hani biraz kötü ise... En azından eski konularınızda böyle tekrar etmiş olacaksınız. Eskiyi de sağlamlaştıra sağlamlaştıra bu şekilde gitmiş olacaksınız. Bu hafta sevkli. Önümüzdeki hafta da zevkli. Onu da önümüzdeki hafta konuşuruz isterseniz. Evet bu haftayla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. 4 videoyu rahat bir şekilde halledin. Sonra birinci kitaptan sorularınızı çözün. Sonra ikinci kitaptan sorularınızı çözün. İki kitap takip edenler. Ya da tek bir kitap takip edenler ne yapıyor? Birinci kitaptan e, dikdörtgen ve kare ile ilgili sorularını çözsün. Ee, sonrasında tabii dörtgenler konusu bittikten sonra ikinci kitaptan da ödevimizi de vereceğiz. Onu da yapacaksınız tabii ki. Evet ödevlerinizi de yapın. Mutlaka ama mutlaka yapın. Geometride böyle bir boşluk bırakayım. Bir ay boyunca çalışmayayım. Bir ay başka konuya başka derslere çalışayım gibi şeyler olmuyor. Böyle bir ay böyle ya da iki hafta bile böyle ara verseniz Geometride biraz böyle düşükler başlıyor. Seviye düşüklüğü başlıyor. İşte eskisi gibi çözememeye başlıyorsun. Sonra onu toparlamak zor oluyor. Birini ee, birinci söyleyeceğim bu ikinci söyleyeceğim de şu hala daha geometri kampına başlamayan varsa benden ya da bir başkasından hiç fark etmez kesinlikle ama kesinlikle başlasın arkadaşım yani bu aylardan sonra iş biraz tehlikeye giriyor biz hangi aydayız ekimdeyiz galiba değil mi ekim kasım aralık evet ekimdeyiz hani ekim ayı böyle sonlarına doğru tam böyle başlayın ya sonlarına doğru değil ya şimdi başla, başlayın yoksa sonrasında Gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ee, Kasım'a falan bırakayım demeyin arkadaşlar. Çünkü burada bir program var. İzleyen arkadaşlarınız bilir. Bazı haftalarda çok zorlanıyorsunuz. Ee, yani sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bazı haftaları 2 hafta falan yaptığınız durumlar oluyor. Ee, vay efendim burada işte toplamda baktığınızda 24 işte 35 hafta var. 35 hafta ben e, bitiririm demeyin. Çünkü o bazen 36, 37'ye de sarkabiliyor. Hatta bazen 40'a da sarkabiliyor. Sakın böyle bir şey yapmayın. Şimdiden başlayın çünkü sınavdan öncesinde de bitirmek geometride çok ama çok önemli. Tamam gençler. Paragraf çözmeyi de unutmayın. Paragrafta da e, şey hocamız, paragraf sevdiren hocamız Hamza hocamız da bu işte çok iyi. Biliyorsunuz. E, onun da kampını şöyle bir göz gezdirmenizi, notlarını şöyle bir göz gezdirmenizi de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar bu hafta ile ilgili. Kusura bakmayın. Bazı haftalar böyle e, şehir dışına çıktığım zamanlarda e, pazartesi ya da salı yayınlayacağım bilginize hatta bugün çarşamba mı oldu ee, bugün çarşamba mı evet galiba çarşamba olmuş çünkü dün gece aklıma geldi eyvah ben bugün çekmedim diye neyse hafta içerisinde çektik yine sıkıntı yok gençler seviliyorsunuz İnşallah gerçekte de yüz yüze de görüşürüz ee, dediğim gibi kitap varlarında falan ödevlerinizi yapın bu haftayı düzgün bir şekilde bitirin çok rahat bir şekilde sıkıntısız bir şekilde bitirirsiniz inşallah bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın